Hello, herkese merhaba. Evet, bugün sizlere 3. trimester videomu çekeceğim. Şu anda 39 haftalık hamileyim. Yani normal şartlarda doğurmam gerekiyordu fakat doğurmadım. O yüzden ben dedim ki bari video depolayayım. Neyse, ya bakın gördüğünüz üzere sonunda arka planımdan şikayetçi olanlar için şöyle bir şeyler yaptım. Şurada bir şeyler var da görünmüyor. Neyse, artık arka planımız bu. Evet, o zaman 3. trimester'den bahsedebiliriz. Biliyorsunuz bu tarz videolar yapmıyorum. Yani ilginizi çekmiyorsa kanalımda 1500 tane makyaj videosu var. Onlara bir göz atabilirsiniz. Ama bu sıralar böyle. Hani şu anda ben bunu yaşadığım için ne haber Yemi? Ya bunu da paylaşıyorum. Bir de ya merak eden varsa benimle aynı anda hamile olan vesaire veya da pozitif olarak diyeyim neler yaşanabileceğini gösteren bir video istiyorsanız onun için geldim. Çünkü şahsen hani nazar değmesin rahat bir hamilelik dönemi geçirdiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki de her hamileliğin bir rahatsızlığı var işte. Herkesin vücudu farklı, her kadın farklı, her bebek farklı. Neyse, o zaman tamamdır. Sizin için listemi hazırladım. Bunların üzerinden geçerken bir yandan da makyaj yapmak istiyorum. Buradaki makyaj ürünlerim de yeni Project Pen'imde olan ürünler. Henüz o videoyu da siz bunu izlerken büyük ihtimalle onu da koymuş olurum diye düşünüyorum. Neyse, bakalım. O zaman büyük bir intro. 2 dakika geçmiş. Ayrıntılara girmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tamamdır o zaman. Haydi başlayalım. O zaman ilk aldığım nottan başlayalım. Dediğim gibi bu son trimesterden bahsediyoruz. Aslında son sayılmaz. Hani doğurduktan sonra olan hani lohusa dönemine falan da aslında 4. trimester deniyor ama neyse. Ayrıntılara girmeyelim. 3. trimester'da en ama en çok hissettiğim ve beni rahatsız eden durum midem var ya üf yani midem nasıl yanıyordu anlatamam size. Hala yanıyor giderek. Yani hiçbir zaman geçmiyor ama özellikle akşamları bayağı yanıyordu. Onun için mesaj atmayın ya bana. O yüzden Gaviscon bağımlısı falan oldum böyle. Yani yapacak bir şey yok ki ben ilaç kullanmaktan nefret eden bir insanım. Hani böyle çevremdekilere falan sorun. Olabildiğince ilaçtan kaçınırım ama ben bile dayanamadım. Ve bazen sabah akşam bile içtiğim oldu. O yüzden o kötüydü ama onun haricinde hani 3. trimesterin ilk başlarında öyle beni çok rahatsız eden bir şey yoktu. Hatta yani yine bayağı rahat devam ettim hayatıma. Fakat bildiğiniz 8. aya girdiğim gün ya onun başladığı zaman birden bir ağırlaştım. Yani resmen tam hamile denilen hamile kıvamına geldim. Bu sırada bir köy bakımı kullanacağım. Merak eden varsa bu şekilde. Ve ya bakın bütün fırçalarımı da yıkadım şimdi. Oturup bebek beklediğim için hani hafif enerji bulduğumda saçma sapan işlerle uğraşıyorum. Bu da onlardan biriydi. Bütün fırçalarımı yıkadım. Yani çok başarılı bir iş oldu. Neyse ne diyordum? Ha, 8. aya böyle adımımı attığım an bir karnım çıktı. Böyle bir şeyler oldu yani. Ben de asla anlayabilmiş değilim. Şok geçirdim. Hani diyordum ya kıyafet almadan yaşayacağım bilmem. Hayır. Hiçbir şeye sığmadım. Şu anda da hiçbir şeye sığmıyorum. Ya benim hayatım işte tükürdüğümü yalamakla geçiyor. Ya yani asla böyle şeyle idare ederim diye düşünüyordum. Hani eşinizin kıyafetleriyle vesaire bilmem. Hayır. Ona bile sığmıyorum. Öküz gibi oldum ve bir anda oldu hepsi. Nazar değdirdi insanlar bana. Diyorlardı ki ah Deniz hiç belli olmuyor bilmem ne. Başkaları da diyordu asıl sen sonlarda göreceksin. Aynen öyle oldu. Acayip şiştim. Hiçbir şeye sığmıyor ve mecbur bazı şeyler aldım. Çünkü şunun farkına da vardım. Hani tabii ki de insan bilinçaltından biliyor ama reddediyor. Hani sanki doğurunca o karnım gidecekmiş de eski halime dönecekmişim gibi.
Neyse, bu konuyla da barışıp o yüzden kendime en azından yazlık, ya kışı işte tight'la kurtardım, her zaman kurtarırım da, ama yazı kurtarabileceğim hiçbir şey yok. Ne şort ne elbise, hiçbir şey bana olmuyor şu anda. Zorlu bir alışveriş yaptım Trendyol'dan. İsterseniz onu da sizinle paylaşırım. Niye zorlu oldu? Çünkü asla bedenimi kestiremiyorum. Hani sipariş verdim, ya aynı şeyi 3 defa sipariş vermek zorunda falan kaldım. Çünkü asla işte bedenimi tahmin edemedim. En son sipariş verdiğim 40 bedenler olduğu gibi, ama zaten elbise olduğundan hiçbir önemi yok. Ya bu sefer yanlış anlaşılmasın, asla bedenlere takılan bir insan değilim de, yani insan hiçbir şekilde hesaplayamayınca da birazcık zor oluyor. Pembe de neredeyse görünmemiş. Yani şu anda hiçbir şey görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Merak etmeyin, gerçek hayatta ben de görmüyorum. Neyse, devam edelim. Ne oluyor ya? Orada da Yami konuşuyor. Yani evet, üzülerek söylüyorum ki alışveriş yaptım. Rihanna'lık yapamadım yani. Rihanna göbeği açık gezdi. Arkadaş biz Türk'üz yani. Üşütürüz göbekten soğuğu yediğimiz zaman. O yüzden mecbur alışverişler yapıldı. Dediğim gibi onları da paylaşırım. Başka neler yaşadım? Bir bakayım, unutmuşum her şeyi. Midem var ya, midemin gerçekten böyle artık yukarı ağzımdan çıkacağını hissediyor. Yani fiziksel olarak insan hissediyor onu. Çok acayip bir şey. Sonra da videoya hani pozitif bir hamilelik geçirdim gibi sanki negatif şeyler söylüyormuş gibiyim, ama hani sonuçta vücutta değişiklikler oluyor ve bu da insana böyle rahatsız etmese bile bir garip geliyor. Yani o yüzden paylaştığım şeyler o şekilde. Yani bu... Neyse, ya yani midem özetle ağzımdaydı. Zaten büyük ihtimalle o yüzden sürekli ağrıyordu vesaire. Yani yapacak bir şey yok ona, ama çok ilginç yani midenizi böyle bildiğiniz göğsünüzün altında hissetmek. Zaten o yüzden de böyle iştahım da şimdi kapandı diyeceğim. Tam büyük bir yalan. Hani şu anda 39. haftada söyleyeyim. Ama o sıralar bir azalmıştı. Herhalde daha yeni yeni kendine geliyordu, alışmaya çalışıyordu mide yeni yerine. Anladığım kadarıyla şu anda alışmış durumda. Çok güzel yiyorum. Hiç yemediğim kadar yiyorum. Başka ne yaptım? Ha, 35-36. hafta arasında baby shower yaptım. Ya baby shower dediğim kendi kendime, ya arkadaşlarımla doğum günü partisi gibi bir şey oldu. Zaten her şeyi kendim yaptım. Öyle organizasyon firması falan filan tutmadım. Eğlenceli oldu. Normalde, bakın bunlarda da tükürdüğümü yalamış bir insan. Asla sevmem, dalga geçerim böyle şeylerle. Ama ondan sonra ne bileyim, kuzenimle konuştuk, ettik, dedi yani. Doğum gününden ne farkı var? Dedim ki, haklısın. Ya şeyler falan asla yapmadım. Bilmem ne bebek, hoş geldin falan. Öyle şeyler yapmadım. Gerçekten sanki doğum günümmüş gibi böyle bir şeyler yaptım. Ha tabii ki de bir farklılık olsun hani konsepti bilelim diye 2-3 tane internetten oyun buldum. Onları da merak ediyorsanız şöyle paylaşırım sizinle. Böyle Trendyol'dan küpler istettim. Üzerine kendim de yok, yalan söylemiyorum. Kardeşim böyle hani ABCD falan yazdı. Ondan sonra onun arkalarına mesela işte K küpünü mü aldın? Hani kalem çizecektin. Sağ olsun benim arkadaşlar bayağı abarttı. Her tarafına bir şey çizdi. Yani bütün gün onu çizmekle falan geçti. Neyse, onlar için güzel renkli kalemler aldım. Bir de Rossmann'dan böyle uyguna bebek bezi almıştım. Böyle 50 liraya mı ne? Onun üzerine de yine resimler çizdirdim. Böyle komik, eğlenceli şeyler oldu. Yani insanlar eğlendi. Ben de diyorum ki iyi ki yapmışım. Çünkü gerçekten enerjimin olduğu son zamandı. O hafta geçtikten sonra böyle çok garip bir moda girdim. Sanki hani ilk trimesterde böyle acayip uyku oluyor falan, öyle şeyler oluyor ya. Öyle bir moda geçtim. Şu anda yok yine. Büyük ihtimalle bebeğin normalde dışarıda olması gerektiğinden vücut şey yaptı da onları. Neyse, böyle bayağı yoruluyordum, ediyordum. Bir de vücudum da kiloya da alışmaya çalışıyordu çünkü. Ha böyle işte dediğim gibi 8. ayın başında bir iştahsızdım, ama ondan sonra öyle bir açıldı ki bütün kiloları aldım. Şu anda kaç kiloyum? 58 kiloyla başladım. Şu anda 75 kiloyum. Yani kendimden de beklemiyordum.
hiç bu kadar fazla kilo almamıştım ama ya yani onu da deyip gider bir şekilde. Böyle şeyleri takmıyorum. İyi zamanda hamile oldum. Eski Deniz olsa bayağı takardım. Yani eskiden böyle kıyafetlerimde bile şey görmeye dayanamıyordum. X-Mall'ın üstüne çıkamam falan. Şimdi hani bu halimi o Deniz görse kafaları yer. Ama yapacak bir şey yok. Başka ne dedim? Öküzler gibi yedim diye not almışım. Bundan bahsettik herhalde. Başka yani bahsedebileceğim bir şey kalmadı. Çünkü bu ay sadece yemek yedim. Gerçekten bu aile ilgili tek anım böyle yani korkunç bir şekilde. Bir de ne güzel şeyleri falan bırakmıştım, abur cuburları falan. Onlar da geri geldi. Böyle cips yemek istiyorum, oturuyorum, bir bar çikolata yiyorum bilmem ne. Yani neler oldu asla anlayabilmiş değilim. Korkunç bir moddayım. Hele bu hafta artık iyice saldım yani nasıl olsa doğacak diye. Son haftada 10 kilo alan kızın dramı resmen. Bu gözümün altında bu niye kapatmadı? Fazla mı az sürdüm? Bakayım. Cildime de garip bir şeyler oldu. Makyaj durmuyor. Hamilelikten midir nedir? Bazen böyle cilt garip değişiklikler yapıyor ya. Bakalım. Göreceğiz yani. Böyle devam edecek mi? Hiçbir şey durmuyor. Yani zaten çok bir şey sürmüyorum da. Kapatıcı falan dururdu. Hayatım boyunca bu şekilde makyaj yaptım. Şu anda durmayınca insan fark ediyor. Şöyle şu ikisini karıştırayım. Şöyle. Bu da normalde 5 dakikada yaptığım bir makyaj ama konuşurken nedense tabii ki de uzun sürdü. Böyle Victoria Beckham'ın paletiyle yaptığımız makyaj. Yani gayet doğal, hiçbir özelliği olmayan ve herkeste bulunan renklerden olan bir makyaj. Şimdi yüzümüze gelelim. Bunun için de hiçbir şey yapmayacağım biliyorsunuz. Şöyle şu pudrayı karıştırayım. Heh. Yani evet, bende durumlar öyle. Dediğim gibi daha fazla bahsedebileceğim bir şey yok. Sadece yemek yedim. Doğumu bekliyorum. Hatta birazcık fazla bekliyorum. Yani biraz daha kendi çıkmazsa sezaryenle alacaklar bu gidişle. Bakalım hangisi olacak. Ya açıkçası benim öyle bir tercihim yok. Hani doktora da onu söyledim. Hani bana fark etmez vücudum veya durum, o anda durum neye gerektiriyorsa o şekilde doğum yaparım. Sorun değil dedim. Ya şu zamana kadar normal doğum gibi görünüyordu ama bizimki çıkmamaya karar verdi. Neyse bakalım. Birkaç gün daha sınırımız var. Bekliyoruz hep birlikte. Eğer çıkmazsa ama yapacak bir şey yok. Sezaryen'e da gireceğiz. İkisi de çok kötü bir seçenek bence. Hani yaşayanlar bilir ya. Yani ikisinin de benim için bir güzelliği yok ya. Yani bana buraya ne bileyim hiçbir zaman şu kafada olmadım. Ah bebeğim işte anneliği hissetmek istiyorum. O yüzden normal. Hayır, öyle bir kafada değilim asla. Hani normal olursa olur, olmazsa çıkarın alın modundayım. Ona göre de zaten doktor bir yol izledi. Yani bu kaç gün? Şu anda ben bunu çekerken ayın 27'si. Ya eğer 3 gün daha gelmezse bunu alacaklar. Bakalım. Bu videoyu kim bilir ne zaman koyacağım. Yani siz bunu izlerken zaten bebelak gelmiş olacak. Başka yüzümüze birazcık da alık sürelim. Şöyle ikisini karıştırıp. Gayet güzel, fresh bir görüntü oldu. Hani amacım zaten yüze böyle güzel ferahlık katmak. Oh, tertemiz fırçalarımla da çok iyi. Oradan ama az belli oluyor sanki, değil mi? Bu sırada allığı bence şöyle yapmayı da unutmayın. Yani çok güzel bir bütünlük sağlıyor. Öyle deyip pudra gibi her yerime allık sürdüm. Dur ya, hatta abartayım biraz allığı. Bu renklerin güzelliği işte istediğiniz kadar abartın. Asla ama asla kötü durmuyor. Gerçi ben allığın abartılmasını destekleyen bir insanım. O yüzden benim için fark etmez. Ben de diyorum gözüm niye mal gibi? Rimel sürmeyi unutmuşum. Bu Golden Rose da bitecek gibi. Acaba ne alsam yerine?
Çok zor bir seçenek. Essence'dan mı gitsem, Golden Rose'un başka rimellerini mi denesem ama cesaret de edemiyorum. Çünkü bu bayağı iyi. Hani bile bile lades yapmak istemiyorum. Şeyi bir daha deneyebilirim. Essence'ın hani şu yeşil kaptı. Princess bilmem ne diye bir rimel olması lazım. Onu deneyebilirim. Ha şöyle ya. Rimel ne kadar fark ettiriyor. Acaba şey yaptırsam mı? Çok arada kalıyorum. Bakın siz ne diyorsunuz? Hani böyle ne kirpik laminasyonu mu deniyor? Veya da kirpik taktırma falan öyle şeyler. Ama yani çok karışık yorumlar da duyuyor. Millet diyor ki hani bunu yaptırdım daha çok döküldü. Ama hani o görüntüye alışıyorsun. O zaten dökülüyor bir süreç boyunca. Nasıl normal kirpiğin sanki dökülmüş gibi mi geliyor? Sanki öyle geliyor gibime geliyor. Yani normal kirpiği niye döksün? Ama bilemiyorum daha. Neyse. Neyse yaptırayım. Zaten galiba yaptıramam da bu dönemde. Değil mi? Üf. Keratin bakımı yaptırmak istiyorum. Onu da yaptıramayacağım galiba. Saçım, yani yazın bu saçla nasıl baş edeceğim hiçbir fikrim yok. Çünkü keratinin K'si kalmadı. Ve öyle olmayınca Deniz tam bir bonusa dönüyor. Korkunç yani. Ya evet. Gayet güzel oldu. Oh ya şöyle natürel kahve vesaire özlemişim. Hani sürekli turuncu turuncu. Evet çok seviyorum ama abarttık. Yani abarttık. Bana bile fazla geldi. Rimallandım. Böyle uyduruktan. Bakın hiç belli bile olmuyor ama aslında böyle fark yaratan diyeyim makyajlarda bunlar. Hani küçük ayrıntılar, işte o gözünüzün üstünden geçtiğiniz allık mesela, o bütünlüğü sağlıyor. Of ya, şu allığın güzelliğine bakar mısınız? Sıralar zaten parlak, asla simli değil, bu sırada simli şeylerden nefret ediyorum da. Böyle parlak allıkları çok beğeniyorum. Zaten bayağı da moda. Ne yapayım, burada böyle bir dudak kalemi buldum. Bunu süreyim. Oh, bu bitmiş. Peki göstermeyeyim. O zaman bir tane koyayım. Şöyle. En iyisi dudak kalemi ve gloss. Ya işte üzerine lip balm. Sıralar öyle takılıyorum. Çünkü başka seçeneğim yok ve çok garip bir şey oldu. Dudağımın şurasında şey durmuyor. Boya tut. Yüzümün hiçbir yeri boya tutmamaya başladı. İlginç yani. Durup dururken son bir ayda, yani gerçekten son bir ayda oldu. Niye böyle şeyler oldu anlamadım. Evet, gayet güzel. Tatlış oldu. Bir de kaşımı uyduruktan boyayayım sanki. Çok işe yarıyormuş gibi. Bir senedir kaş kalemini bitiremeyen, bir de milletin şu söylendiği incecik kaş kalemini bitiremeyen Deniz'in dramı resmen. Fazla fazla çiğ. Abarttım ucu kırıldı. O kadar da değil. Ya arka plan iyi oldu ya. Ya söylenenlere kızıyordum ama. Ya tabii ki de ben de isterim daha havalı şeyler olsun ama. Yani sırf onun için uğraşamayacaktım. Ama dediğim gibi bu sıralar böyle garip garip şeylerle uğraşmaya vaktim olduğu için. Büyük ihtimalle son vakitlerim. Yani bunu da yaptım. Gerçi yaptığım bir şey yok. Şunlar zaten evde vardı. Hepsi evde vardı. Şunu aldım. Şuradaki kuru çiçekler de belli oluyor mu üstüne koydum. Bilmiyorum ama onları da annem getirdi. Yani böyle evde olan şeylerle şurayı dizdim. Ve son olarak şöyle kaş jelimi de alayım. Bu da artık hiçbir işe yaramıyor. NYX'in şeyini alsam mı almasam mı diye aradayım birazcık. Neyse. Bunların hepsi başka konular. Yani özetle üçüncü trimesterim bu şekildeydi. Hani mide yanması ve yemek yemekten başka bir şey diyemeyeceğim. Dediğim gibi şu anda gerçekten son düzlükteyim. Hani bir dakika sonra da doğabilir. Doğmazsa çıkarılıp alınabilir. Öyle bir süreçteyim. Ama hani bütün videolarımı izlediyseniz
bence genele bakıldığında hani rahat bir hamilelik yaşadığımı düşünüyorum. Umarım hani bunu izliyorsanız ve siz de hamileyseniz vesaire siz de o şekilde yaşarsınız. Ama ya işte herkesin vücudu farklı, şeyi farklı. Kötü yaşıyor olmanız demek sizde bir bozukluk olduğu anlamına gelmiyor. Hatta bende de ters psikoloji vardı. O kadar uzun süre boyunca hani fazla rahattım. Dedim ki bunda bir gariplik var herhalde, yani bir sakatlık var çünkü fazla rahatım diye. Neyse, yani etrafta böyle bir sürü kuru bilgi de geziyor. Hani bu yaşa kadar edindiğimiz hep kötü şeyleri duyuyoruz vesaire. Onları yaşamayınca da insan bazen kendini garip hissediyor. Yani kötü yaşasanız da garip hissediyorsunuz, iyi yaşasanız da garip hissediyorsunuz. Garip bir dönem. Yapacak bir şey yok. Neyse, ya tamamdır o zaman. Evet, 3. trimester update'im bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hani sizi çok fazla bebek şeyine de maruz bırakmak istemiyorum ama büyük ihtimalle bir hastane çantası videosu yapacağım. Hani bebeğiyle ilgili, eğer doğurmasam. Bir de odayı ve aldıklarımı gösteren bir video yapmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Eğer bu videodan sonra o tarz videolar göremezseniz bilin ki bebelak gelmiş demektir. Neyse, tamamdır o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım görüşmek üzere. Bye bye.